sen yeni mi geldin ya? Evet hayatım ya, anca sabah bitti. Yalnız hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Ben duştayım, tamam? Hı. Ayaz kalk. Kalk kalk kalk. Hadi kalk çabuk. Kalk kalk. Hadi günaydın. Oğlum yanlış oda ya. Bu kılıkla git Şeyma'yı uyandır. Ayaz, oğlum bak çabuk kalk. Lütfen yalvarıyorum sana ya. Bugün bizim hayatımızın en önemli günü. Çok işimiz var. Lütfen çabuk hadi. Sen sadece işini değil, aklını da kaybetmişsin herhalde ya. İş mi kaldı ya? Eğer sen biraz daha yatarsan gerçekten kalmayacak ortak. Ortak, bak beni iyi dinle. Önder Ataman. Altını çiziyorum. Önder Ataman. Öyle asistanıyla yardımcısı falan değil. Bizzat kendisi bizim ofise geliyor. Önder Ataman. Yeni projemiz için. Yeni proje mi? Saat 11'de. 11 mi? Bilmediğin başka bir şey var mı? Ya ortak hadi kalk hazırlan. Ben sana yolda detayları falan anlatırım. Geç kalıyoruz lütfen. Sen ciddisin. Ortak. Saat 11'de Önder Ataman'la yeni stat projemiz için randevumuz var. Tamam mı? Hadi, hadi. Ya ek süre falan mı talep etsek? Bir saat içinde bu sunuma nasıl hazırlanacağım? Ortak ne ek süresi ne diyorsun ya? Adamlar randevu görüşmesi yapmak için bile randevu alıyorsun. O da 3 ay sonraya. Sen merak etme. Biz hepsini halledeceğiz, tamam? Hem zaten sen o hacimli ve dolgun saçlarınla odaya bir gireceksin. Sunum için gelen kadınların hepsi iptal olacak. Sonra ikimiz de Önder Bey'i ikna edeceğiz. O kadar. Günübirlik bir iş seyahati için İtalya'ya gidiyorum. Biraz emri vaki oldu ama aklım hep sende. Seni çok seviyorum Öykü. Hallederiz diyorsun da sunuma 3 saat kala mı söylenir bu ortak? E ne yapalım abi, proje 1 saat evvel bitti. Ne? Ya Şeyma, biz kaçtık hadi bay. Beni kırmayıp buraya geldiğin için sana teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Fazla uzatmayacağım konu Mete. Evet. Oğlum çok mutsuz. Benim yüzümden mi? Dolaylı olarak evet. Bir de Bülent Bey, ben artık Mete ile görüşmüyorum bile. Yo Şeyma, yanlış anladın. Hemen defansa geçme. Şimdi hep kötü şeyler mi söyledim ben bu kızı diye düşündüm bir anda. Seninle görüşüyor diye değil. Görüşmüyor diye mutsuz. Peki, pardon yani ben, siz beni buraya çağırıp oğlum kötü deyince direkt üstüme alındım tabii. Bak, geçmişte tatsız şeyler yaşamış olabilirsin. Ama en azından bir saygısızlığımızı gördüğünü sanmıyorum. Yok hayır, estağfurullah, hiç yok öyle bir şey. Peki çok uzatmadan en net biçimiyle söyleyeceğim. Mete ile barışın. Tabii eğer sen de istiyorsan. Tabii ki çok isterim. Ben Mete'yi onun beni sevdiğinden daha çok sevdiğimi düşünüyorum. Ona çok aşığım. Ama... Tamam. Yani Bülent Bey, siz de gördünüz yaşadıklarımızdan. Hani ben nasıl hissediyorum sizce? Sizce aileniz tarafından kabul gördüğümü mü düşünüyorum yoksa itilip kakıldığımı mı? Geçmişte yaşadıklarını hayatına taşımayacak kadar zeki bir kız olduğunu düşünüyorum. Ben kefilim. Evimizde hiçbir sorunla karşılaşmayacaksın.
Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Gerçekten çok sevindim. Ben sürekli şikayet etmek istemiyorum. Ama bir kırgınlığım daha var. Ve bu çok önemli bir konu. Burcu'nun bana olan öfkesi. Yani tamam ben geçmişte çok büyük hatalar yaptım ama sonra bunu telafi etmek için çok çabaladım. Onunla yeniden arkadaş olmaya çalıştım, uğraştım. Hiçbir şey yaramıyor. Ve sanırım hiçbir zaman düzelmeyecek. Ben Mete'yle tabii ki barışmak istiyorum ama eğer Burcu eve dönmezse... ...korkarım Mete'yle olamam. Çünkü hep bir vicdan azabı hissedeceğim ve bu ilişkimizi de yıpratacak. Ben sizin ailenize bir problem yaratmak istemiyorum. Sen bunları düşünme. Burcu bir süre kendi ayakları üzerinde durmak için yalnız kalacak. Sen Mete ile olan ilişkini düşün. Yan yana olmak istiyor musun, istemiyor musun? Buna karar ver. Eğer istiyorsan evimizin kapısı sonuna kadar açık. Peki, çok teşekkür ederim. Ayrıca şu nişan meselesini de tekrar düşünün. Büyük bir sorumluluk. Ve bu sorumluluğu almalısınız. Düşün. Kendi mutluluğunu düşün. Eğer tamam dersen akşam bekliyoruz. Hem Mete için de bir sürpriz olur. Peki. Hoş geldin hayatım. Şeyma? Sen nasıl yani? Biz seni çok üzdük değil mi hayatım? Ama artık geçti. Sana söz veriyorum. Artık hiç kimse sana gelip bir seçim yap demeyecek. Biz hepimiz seni tercih ettik. Hepimiz mi? Hepimiz derken? Ben, baban, Semra Hanım. Hatta eğer eve dönerse Burcu bile. Artık hep beraberiz. Kimsenin hiçbir yere gittiği yok. Hep birlikte olacağız, söz veriyorum sana. Şeyma, hayatım. Bak, son olsun, tamam mı? Yani bir daha böyle gelgitler yaşamayalım. Hatta bu gece dışarı çıkalım, beraber özel bir şeyler yapalım ha? Bu gece bizim sil baştan gecemiz olsun. Ne dersin? Bence hiç böyle bir şeye gerek yok. Bence biz hiç ayrılmamış gibi yapalım. Hem ben bu aradaki zamanı yok sayıyorum. Bu akşam çok güzel bir şirket partisi var. Sesa ve Dinçer partisi. Herkes orada olacak. Oraya gidelim ha? Ne dersin? Tamam. Tamam. Peki Önem'in haberi var mı bu karardan? Yok. Yani eğer İstanbul hala sallanmıyorsa yok baba. Zaten en iyisi evlendikten sonra söylesinler. En doğrusu olur. Bu biraz acımasızca olmaz mı? Vallahi hangisi daha acımasız olur bilemedim. Yani saklamak mı yoksa Önem Hanım mı? Öykü'nün babası nasıl? Pek iyi değil maalesef. Pek iyi değil. Evet. Maalesef ki bu hastalık çok kötü. Yani bayağı ilerlemiş bir vaka ve teşhiste çok geç kalmışlar. Şeymacığım ya sen de bu evlilik meselesi konusunda Önem Hanım'ın yanında aman dikkatli ol. Yani Öykü'yle araları zaten iyi değil. Kızın zaten durumu kötü. Bir de Önem onun üzerine gitmesin, tamam? Ya yok canım, ben canıma mı susadım? Çerkes pilavı. Mutfağa girdi dediler senin için ama bu kadar iddialı bir şey beklemiyordum. Senin marifetin bu. Afiyet olsun. Bu yemeği masada görmeyeli çok oldu. Evet biliyorum, rahmetli eşinizin en iyi yaptığı yemekmiş. Ya tabii ben onun gibi yapamam ama yani yine de denemek istedim. Çok sağ ol. Neyse, ben tatlıya bakayım. Hayatım, hallederler. Ama yok, özel bir sos yaptım. Onun başında durmam lazım. Hem tatlı servisini ben yapmak istiyorum. Efendim Şeyma. Alo Önem Hanım. Size çok önemli bir haber vermem lazım.
Ya biz şimdi yeni yıla gerçekten evli mi gireceğiz? Sen sizinkilere ne zaman söyleyeceksin? Daha değil, her şey hazır olunca. Yani gelin hazır, damat hazır. Gerisi teferruat gibi. Bence baban evlendiğimizi görecek. Görecek değil mi? Görecek. Ama bak, her şey netleşene kadar babamın yanında kesinlikle sadece arkadaşız. Öyle evleniyoruz falan demek yok. Tamam. Annem arıyor. Duymuş olabilirim dersin. Ya bu kadar kısa sürede nereden öğrendi ki? Kesin engel olacak. Ya sen bana güvenmeyi ne zaman öğreneceksin? Biz birkaç güne evleniyoruz. Nokta. Efendim anne. Ayaz, acil konuşmamız lazım. Nedir bu evlilik meselesi? Müsait değilim. Ben yarın sana vurarım. Ayaz, acil dedim. Ben de müsait değilim dedim. Yarını bekleyemez mi? Pekala. Yarın sabah erkenden görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Aracınız hazır hanım. Ayaz, ya bir aksilik çıkmaz değil mi? Yok, aksilik falan olmayacak. Sen merak etme. Bak Ayaz, ne olur. Yani Mete'ye bile söylemeyelim niye acele ettiğimizi. Ha, biliyorsun işte Şeyma falan. Kimseye söylemeyelim. Bu bizim sırrımız olsun. En doğrusu da bu. Bak, kimseye söylemeyeceğiz, tamam mı? Aramızda kalacak, merak etme. Ayaz, sen gerçekten benim kahramanımsın. Evet, seni dinliyorum. Evet, ben kapımın önünü süpürdüm. Karımı boşadım. Artık önümüzde bir engel kalmadı. Tebrik ederim, çok iyi yapmışsın. Ama sen artık beni arama Rıza, tamam mı? Çünkü bizim köprünün altından çok sular aktı. Yani bunca zaman seni beklediğimi düşünmen çok saçma. Senin için karımı boşadım diyorum, anlamıyor musun Şeyma? Anladım, onu gayet iyi anladım. Ama ben artık seni istemiyorum. Bak Rıza, ben evlenmek üzereyim. Tamam? Güzeldi, bitti diyelim. Ne demek evleniyorum ya? Ben senin için bütün düzenimi değiştirdim. Günlerdir ne sıkıntılar yaşıyorum. Sen şimdi bana güzeldi, bitti, bir başkasınla evleniyorum diyorsun. Seni öldürürüm Şeyma. Bana bak, ben senin için bir sürü acı çekmedim mi zannediyorsun ha? Düzenim, hayatım, her şeyim mahvoldu be senin yüzünden. Sürekli oyaladın beni. Bugün yarın, bugün yarın. Ne zannediyorsun sen kendini? Ben ömrüm boyunca seni mi bekleyecektim? Yok ya. Artık hayatımda yeni biri var ve sen yoksun. Ne yapıyorsan yap, umurumda değilsin ama sen yoksun Rıza. Seni mahvederim. Böyle bir şey olmayacak. Biz birbirimize aşığız Şeyma. Sen şimdi öfkenden bunları söylüyorsun tabii. Öfkeden mi? Bak Rıza, şunu aklına iyice sok, tamam mı? Ben Mete'yi seviyorum ve senden de nefret ediyorum. O kadar. Son sözüm bu mu? Son sözüm bu. Peki, sen bilirsin. Mete Uyar. Evet benim. Kargo size. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buraya. Gel, gel yanıma gel.
Ya Rıza, Rıza. Hayır, hayır. Nedir, hayır. Yani yanlış anladım. Bu çok eskiden olan bir şeydi. Ben açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Çık git bu evden. Defol git! Defol! Bu mu bahane? Şeyma Hanım bunalımda. Çok güzel, harika. Sana ne zaman inanmaya başlasam sen ortadan kayboluyorsun. Ayaz'ı ikna etmek için elimde bir tek koz var. O da patlarsa başka alternatifim yok. Anlıyorsun değil mi? Ayaz'ı takibe devam edin. Öykü'yü de takibe aldırdın değil mi? Aldığı nefes, attığı adım, adres sorduğu adam, sipariş verdiği garson, her anını istiyorum. Gerekirse birilerinin karşısına çıkar. Yani sevgili gibi değil, yanından geçip giden adam gibi. Küçük durumlar yarat. Ama kimse kendini açık etmesin. Öykü her defasında Ayaz'ı kaybetsin. Ama ruhu bile duymasın. Peki Önem Hanım. Peki bu fotoğraflar ne zaman çıkacak ortaya? Doğru zamanda, doğru yerde. Ben şimdi diyorum ki hani siz Ayaz'la barıştınız ya, acaba aranızdaki buzları iyice eritseniz daha iyi olmaz mı? Hani sizin sözünüzü dinler belki. Gerçi ben sizin eski ilişkinizi bilmiyorum tabii, yani o eski anne oğul ilişkinizi. Şeyma! Ya senin sorunun ne biliyor musun? Nerede duracağını bilmiyorsun. Sen sana söyleneni yap. Bana akıl verme. Mete, oğlum. Oğlum iyi misin? İyi değilim baba. Şimdi rica etsem biraz yalnız kalabilir miyim? Anladım. Şeyma'yı göremedim. Şeyma nerede? Şeyma artık hayatımızda yok. Ve ben bu konuyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Bak oğlum. Baba lütfen. Ne olur bana bir şey sorma ya. Rica ediyorum. Lütfen. Peki. Ne yapacaksın? Bütün gün böyle karanlıkta oturacak mısın? Ayaz'ın bekarlığa veda partisi var bu gece. Baba ben ne yapayım ki şimdi yani? Ben nasıl gideyim Ayaz'ın bekarlığa veda partisine? Nasıl eğleneyim ki orada şimdi yani? Ha? Bak. Ne yaşadınız bilmiyorum. Belli ki iyi değilsin. Ama bak. Ayaz... senin ortağın, senin en yakın dostun ve ne yaşarsak yaşayalım her zaman önce dostlarımıza sığınırız. Her şeyden öte bu özel günde onu yalnız bırakmamalısın. Bence kalk ve elini yüzünü yıka, üstüne bir şeyler giy. Ve hayatında olan değerli insanlarla bir arada ol. Ben aşağıda seni bekliyorum. Bu arada ne zaman konuşmayı istersen ben buradayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.